Efendim, ismim Arif Karataş. 29.11.1949 Boyabat Asarcı Kazaklı Köyü doğumluyum. Dört kardeşiz. İlk öğretimimi yani ilkokulumu yanındaki köyde tamamladım. 1965'te de İstanbul'a geldim, Beykoz'a. Beykoz'a geldim. Beykoz'da birkaç ay kahvelerde çalıştım. Bir kahvede çalıştım. Orada önce çaycı çıraklığı yaptım. Sonra kahvenin ocakçılığını yaptım. O birkaç aydan sonra da Orta Çeşme'de bir şahsın yanında camcı çıraklığı yapmaya başladım. 3-4 sene de orada çalıştım. Ondan sonra 1969'da şimdiki olduğum iş yerine geldim, çalışmaya başladım. Yıl 2023 halinde çalışıyoruz. Evlendim Beykoz'da. İki tane çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. Onlar da evlendiler, üniversite mezunlar. Torunum var 4 tane. Yani hayatımız burada böyle geçti, çalışmakla geçti. Beykoz'a 1965'te geldiğim zaman, yani tabii o zamanlar ben daha akıl bağlı olmamıştım. Çocukluğum üzerindeydi. Tam anlayamıyorum ama işte Üsküdar'a geldik biz şeyden, Boyabat'tan otobüsle. 24 saatte geldik. Orada indik. Hani ben İstanbul'a geldik biliyorum ama orada durduk. Şey yaptık, işte bir araba tuttuk. Yanında bir büyük vardı tabii. O şimdi Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, çoktan ölmüştür. Onunla beraber taksiyle Beykoz'a geldik. Tabii gelirken sahilleri, denizi falan ilk defa gördük. Yani okuyorduk falan deniz meniz ama deniz nedir bilmiyorduk. O kadar çok suyu gördük. Şimdi işte geldik tabii. Birden dünyamız değişti. Yani bir alemden bir aleme geldik. Hatta gelirken yolda lastik patladı. Bizim arabamızın lastiği patladı. Bu Beykoz'un çıkışındaki şimdi ilk benzincide durdu taksici. Hatırlıyorum onu. Orada lastik tamir ettik. Lastik tamir ederken tabii lastikler falan yok. Kendi imkanlarında o arkadaş lastiğini tamir etti. Sonra işte bana da pompa basmak düştü onun şeyine. Lastiğin havasını basmak düştü. Tabii o arada da hiç unutmuyorum. İşte Sevim Tanürek diye bir sanatçımız. Kader böyleymiş, ne söylesem boş diye bir şarkı açtı. Radyoda çalıyordu. O zaman kendimi kaybettim. Tamam dedim, tamamen biz hakikaten şeye geldik, Beykoz'a geldik. İşte Beykoz'a geldik, burada amcamlar var. Onlar çok önceden oğlu falan gelmişler. Gene belediyede fen işleri vardı o zaman, fen işlerinde çalışıyorlardı. Bu yollar taştı, onları falan yapıyorlar. Bu kahveye verdi amcam beni. Oradan işte o Orta Çeşme bu dediğim yer ileride. Orada şey vardı, rahmetlik bakkal Sayım abi vardı bir tane. Ben ondan şeyde karşısında Şamlı Çayevi diye bir şeydi. Çay bahçesi olan bir kahve. O bana dedi ki evladım dedi o bakkal Sayım. Bak dedi sen dedi iyi bir çocuğa benziyorsun dedi. Bu kahve işi falan sana göre değil dedi. Sen dedi gel dedi. Ali hocam vardı burada. Yuşa Hazretleri'nin imamlığını yaptı kendisi. Bu Orta Çeşme'deki camileri falan yapan kişi. Beykoz'da çok büyük bir şahsiyettir. 1-2 sene önce öldü. Allah rahmet eylesin ona. Ben dedi Ali Hoca ile konuştum. Sen onun yanına git işe başla dedi. Yani ben İstanbul'a geldim hiç iş aramadım. Ondan sonra ben askere gittim. İşte askerden geldim, eşimle evlendim. Böyle bir evlilik yapacağım. Eşim olduğu zaman köyde öğrendim. Yani bizim köyde de böyle çok küçük bir köy. Hatta şu köydür. Biz karşıki mahallelere falan öyle gitmezdik yani. Öyle bir edep vardı köyde. Herkes evinin yanında dururdu yani. Müzik
rahmetli kayınpederim o zaman hanımına demiş, Hanife rahmetlik şeyin ismi bizim kayınvalidin. Ya Hanife demiş, bu Karahmet'in, bizim buralarda hep lakaplıydı insanlar. Karahmet, şu bu falan. Bu demiş, Arif demiş, biraz çok demiş çalışkana benziyor. Bu demiş, kızların birini buna versek nasıl olur falan demiş. Tabii köy yerinde de bu laflar kimsenin şeyinde durmaz yani, patlar onu diyor. Şeyde kayınvalide de gelmiş, anneme söylemiş. Tabii annem de havalara uçmuş. Çünkü biz hakikaten köyde çok mağdur bir aileydik. Şey çok iyiydi yani, kayınpederlerin durumu iyiydi. Yani gerek tahsil bakımından, gerek köklü aile bakımından falan. Şimdiki gibi nişanları yoktu yani. Zaten kızı istemeye gittiğin zaman evleninceye kadar bir daha kızın yüzünü göremezsin. Kız senden kaçar, sen ondan kaçarsın. Yani erkekler pek kaçmaz ama kızlar kaçıyordu yani. İşte bu adet. Öyle eşimle şey yaptık, nişan oldu. Askerden 12 Mart muhtırasını verildiği gün terhis oldum. Çorum'da askerliğimi yaptım. Orada telsiz operatörüydüm. Bu mor salvavesi kullandık biz orada. Çocukluğumuz, köydeki çocukluğumuz çok güzel geçti. Çünkü biz böyle zenginlik, para, varlık böyle bir şey bilmiyorduk. Bütün arkadaşlar aynı yiyip aynı içiyorduk. Ben o zamanlar geldiğim zaman biz İstanbul'da amcamlar vardı, işte bu amcamlar vardı, Üsküdar'da dayımlar vardı. Yani akrabalar, her hafta bir akraba ziyaretine gidilirdi. Ya onlar gelirdi ya biz giderdik. Tabii o zamanlar televizyon yok, telefon yok. Hiç evlerde telefon yok. Efendim işte 21 Mayıs 1970'te de evlendik. Evlendik. Sonra bu Kazım Bey'in rahmetliğinin beraber çalışıyoruz. O Yavuzlar da ortak. Ayrılması icap etti iki şeyin ortağın. Bunlar akrabalar ikisi yani. Sonra ben ortada kaldım. O zamanlar da çok çalışıyorum. Sabahleyin 7'de işe geliyoruz. İşte gece saat 8-9 çok. Rahmetlik babam geldi, o bir ara evlendim, işte evliliğimde geldi babam. Bir ineğimiz vardı, onu satmış bize, düğün parası olarak getirdi. Ama Allah razı olsun, biz giderken gene o parayı babama verdik yani, ineksiz kalmasın diye. Hemen bir sene sonra kızım oldu. Sonra yıl 1975'e geldi bu arada. Tabii o zamanlar terör olayları, şunlar bunlar da çoktu yani. İşte babam da benim böyle çok çalıştığım için kayınpederime ya bunu bu işten al, şöyle fabrikaya falan diyerek koy. Yani biraz daha şey bir iş olsun falan diye yaptı. Babam da yetim büyümüş, hiç dedeyi görmemiş. Dedem şeydi, askerde ölmüş. Biz ortada kaldık işte, ayrımda yine Kazım Bey'le devam ettik. O da beni buraya dükkanımıza ortak yaptı 125 olarak. 1977'ye kadar, pardon 1997'ye kadar beraber devam ettik. Ondan sonra o rahmetli oldu. O rahmetli olduktan sonra ben buraya aldım. Tamamını ben aldım yani, onların hissesini de aldım. İşte oğlumla beraber 24 senede böyle oldu, 98'den 23'e kadar böyle devam ediyoruz burada çok şükür. Çarşı komşuluğunu söyleyeyim. Çarşıda o zamanlar komşuluk çok iyiydi. Burada herkes
şeyle, lakabıyla tanınırdı. Örneğin şurada Rıza Ağan gazinosu vardı. Lastikçi Hasan vardı. Gazozcu Salih vardı. Efendim Totocu Ferit vardı. Yani hamamcı Kenan vardı. Burada herkes öyle. Biz de Nalbur Kazım, işte Yavuzlar Nalbur Kazım diye böyle tanıyorduk. Esnaflar yani böyle günlük mevzularda fikir yaparlardı, yürütürlerdi falan. O zamanki şeyleri arıyoruz açıkçası, yok. Tabii o zamanlar böyle iletişimde çok olmadığı için bazı şeyler bize çok şey geliyordu. Örneğin sabahleyin yediği çeyrek kala deri kundura fabrikasının düdüğünün ötüşü. Beter, ta Fener'den şeyden duyulur. Yani Çubuklu'dan duyulurdu. O fabrika dağıldığı zaman sanki buradan bir ordu geçerdi yani. 2-3 bin tane işçi var. Bir dağılıyor böyle falan. Yani elhamdülillah işte öyle böyle düğünler, şunlar bunlar, ölümler, kalımlar bu göre geldik çocuklar. Tarihi olaylardan tabii şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani zaten 12 Mart muhtırasının verildiğini hatırlıyorum. O deniz gezmişlerin falan ordudaydı galiba. Şeyi öldürdüklerini hatırlıyorum. O Amerikan Büyükelçisini öldürdüklerini hatırlıyorum. Yani onlar büyük olaydı. Abdi İpekçi'nin vurulduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra tabii 1980 ihtilali onu çok hatırlıyorum. Çok da hissettik onu yani. Çok mağdur olduk biz. Esnaf olarak da mağdur olduk yani böyle. Devalüasyonlar, enflasyonlar, şunlar bunlar yani muhtıralar, 28 Mart, 28 Şubat pardon olayları falan bunların hepsini hatırlıyorum ben. Bakın 12 Eylül ihtilali olduğu zaman sabahleyin dükkanımızın önünde bir araba durdu. Tanıyordum, bu kaptan diye Anadolu Kavaklı birisiydi. Anadolu Kavaklı kişi geldi, buradan şey alacak bizden işte yani bir şey alacak, arabasını koydu, geldi. O zaman asker dipçiyle tüfeğin, şeyin, arabanın kaportasını vurdu, ezdiğini hatırlıyorum. Kaldırın lan bu arabayı buradan dedi. Yani Allah Allah dedim ya, bu bizim asker değil mi dedim yani. Öyle onu hatırlıyorum. Tabii şeyde bu daha önceki terör olaylarında köyümüzden 2-3 kişi şey oldu, vuruldu. Yani sol kesim tarafından vuruldu, ülkücüydü onlar. Peygamber Efendimiz demiş ki çocuklarınızı kendi yaşadığınız çağa göre yetiştirmeyiniz. Bu demektir şudur yani Peygamber Efendimiz sunuyor. Hiçbir çağ gelecek çağı tutmaz. O gün o günde kalıyor. O günler kendi şekillerine göre güzeldi. Ama bugün daha bir güzel. Neden? Yani o zamanlar insanlar daha çok saygılıydı ama şimdi de saygısız değil yani. Saygısız değil. Tabii şey oldu. O zamanlar Anadolu'dan gelen bir Anadolu terbiyesi vardı bizim şeyde, bizim kuşaklarda, bizden büyük kuşaklarda. Tabii şimdi onlar değişti. Artık bir İstanbul kuşağı olduk biz. Yani biz ne kadar iyi olursak olalım, iki öbür taraftaki komşumuzun çok farklı bir şey oluyor. Gelmişi oluyor bugüne kadar yani. Yani ama bugün şahsen iyi. Yani ben bakın 65'ten beri Beykoz'dayım. Acizane, şurası da camimdir, gider gelirim, şu çarşıdayım. Daha bir kişiyle kavga etmedim, hiç.